Evet, Akif Hakkı yayındayız. Sayın Bölüm Başkanım, Saygıdeğer Profesör Doktor Ayşe İlker Hocam, Bölüm Başkan Yardımcılarım, kıymetli hocalarım ve değerli hazirun. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak tertiplediğimiz Türkoloji Konuşmaları adlı konferanslar serisinin 10.'suna hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekleşecek olan 10. konferansımızda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe İlker hocamız ile birlikte sizlerle olacağız. Konumuz İstanbul ve Türkçenin yeni ufukları. Hurufatın boynundaki urganı fazla sıkmadan asıl sahibine, konferansın yönlendiriciliğini yapacak olan doktor öğretim üyesi Hanife Alkan Ataman hocama sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Akif. Sayın hocalarım, kıymetli öğrencilerimiz. Bölümümüzde düzenlenen Türkoloji Konuşmaları programının sonuncusunu yapacağız bugün. Konuşmacımız olan Ayşe İlker hocamızı size özgeçmişiyle birlikte tanıtmak istiyorum. Ayşe İlker hocamız Manisa Gördes'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1982'de mezun oldu. Gazi Üniversitesi Ersoy Türkmenleri Ulus Efe Ağzı başlıklı teziyle yüksek lisansını 1984'te, Batı grubu Türk yazı dillerinde fiil başlıklı teziyle doktorasını 1992'de tamamladı. Ankara ve İzmir Polis Koleji'nde öğretmen, 9 Eylül Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1995'ten beri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olan Ayşe İlker hocamız, 2009'da profesör oldu. Evli ve 3 çocuk annesidir. Manisa Ağızları, Azerbaycan ve Türkmen Türkçesi üzerine yoğunlaştığı yeni Türk dili alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Hikaye ve denemeler yazmaktadır. 1982'de Yeni Düşünce Dergisi'nin açtığı yarışmada Üçüncü Cadde adlı öyküsüyle ikinci olmuştur. Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri sahipleri Meslek Birliği üyesidir. Karşıyaka adlı ilk hikayesi 1979'da Divan Dergisi'nde yayınlanmıştır. Ana, Töre, Divan ve Doğuş dergilerindeki ilk dönem öykülerinde Ayşe İnce imzasını kullanmış, Ayşe İlker imzasını taşıyan ilk hikayesi Kanat dergisinde çıkmıştır. Milli, kültürel, ahlaki değerleri geleneksel tahkiye tekniğiyle işlediği öykülerinde süslü benzetmelerden uzak durmuş akıcı bir üslup yakalamıştır. İlk öykü kitabı 1987'de yayınlanan Bir Başka Sevda'dır. Bu kitap üzerine yüksek lisans tezi hazırlayan Sevcan Özdemir'in belirttiği gibi Hanife, sesin az geliyor. gelmiyor mu hocam? Biraz yükselt. Tamam, birazcık şurayı da açayım iyice. Evet, devam ediyorum herhalde. Eser ana dili eğitimine katkı sağlayan eğitici öğretici niteliği olan hikayeleri çocuk edebiyatı için önemlidir. Son öykü kitabı Eflatun Hüzünler ise gündelik yaşamın işlendiği öykülerden oluşmaktadır. Yazarın Türk dili alanında yaptığı akademik çalışma konularından biri olan fiiller, bu kitapta yer alan Fiilin Hikayesi adlı öyküsünün dil ve üslup özelliğini oluşturması yönünden dikkat çekmektedir. Berceste ve Kardeş Kalemler'de denemeleri, kurgan edebiyatta hikayelerini yayınlayan İlker, Yordes Gazetesi, Devlet ve Yeni Düşünce Dergileri ve haberacısı.com ile haberimiz.com'da fikir içerikli yazılarını yayınlamayı sürdürmektedir. Ayrıca Ayşe İlker hocamız Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesidir. 2018'de Elgin Kan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü'nü 4 araştırmadan biri olarak Manisa Ağızları ile almıştır. Ayşe İlker hocamızın çalışmalarını toplu olarak söyleyecek olursak, Bir Başka Sevda, Türk İş Hospitality, Karabağ, Batı grubu Türk yazı dillerinde fiil, Elfaz-ı Türkiye Farsi, Türkçe Farsça Sözlük, Metin İnceleme Dizi, Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine Küçük Bir Sözlük, Güneş Sözlüğü, Türk
Türkçe'yi doğru ve konuşma dersleri, Eflatun Hüzünler ve Manisa Ağızları'dır. Evet hocam, aramıza tekrar hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Bölümümüz adına da ben teşekkür ederim. Sizi dinlemekten büyük zevk duyacağız. Sizin zaten psikolojiye katkılarınızı, çalışmalarınızı hepimiz biliyoruz. Bu nedenle size sözü bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Peki, çok teşekkür ediyorum Hanife Hanım. Şimdi çok çok nezaket gösterdiniz ve doğum tarihimi söylemediniz ama ben doğum tarihimi hep söylemek istiyorum. 1960 yılında Gördes'te doğdum. Yani şu anda bulunduğum yerde Manisa'nın ilçesi burası Gördes. Ve Gördes çok eski tarihi bir ilçe. Pazarık Kurganı'nı duymuşsunuzdur. Pazarık Kurganı'nda bir halı bulundu. Türk düğümüyle yapılmış ve kök boyayla yapılmış. İşte Gördes'te bu halılar dokunuyor. Pazarık Kurganı'ndaki halıyı dokuyanlar Gördes'te Gördes halılarını Türk düğümüyle dokuyanların ataları, biliyor musunuz? Evet, evet, yani bu kültürel konuları çok önemsiyorum. Gördes bu bakımdan, tarihi açıdan da çok önemli. Bir de tabii ki Hanife Hanım, bu benim özgeçmişimi Yesevi projesi çerçevesinde Türk Edebiyatı'nda isimler sözlüğü Mustafa İhsan Hoca'nın yürütücülüğünü yaptı. Oradan, Türk Edebiyatı'nda isimler sözlüğünden aldı ve orada tabii ki biraz daha edebi yönü öne çıkarılmış. Ama bilimsel çalışmalarımız da eş zamanlı yürüdü. Ben öğrenciliğimden itibaren hikaye yazmaya başlamıştım. 1980 öncesi çok zor dönemlerdi. Yani Türkiye'nin bölündüğü ve mahallelerde, sokaklarda insanların rahat rahat yürüyemediği zamanlardı. Ve biz bir parça sanata, edebiyata tutunmuştuk ve o sebeple ben hikaye yazmaya başlamıştım. Ama yazdığımız hikayeler Türkiye gerçeğinden, Türk toplumunun gerçeğinden uzak hikayeler olamadı. Sonra da bu hikayeler üzerinde çalıştı bazı arkadaşlarım. Yani ben hikayeleri yazdığım zaman hani üzerinde çalışılacağını hiç düşünmemiştim tabii ki. Bunun dışında hikaye yazmaya devam ediyorum ama bilimsel çalışmalarıma da devam ediyorum. Şu eksik o özgeçmişte. Benim yüksek lisans ve doktor hocam Ahmet Bican Ercilos'um. Bunu iftiharla söylüyorum. Ve hayatımın, bilim hayatımında, özel hayatımında en büyük şansının Ahmet Bican Ercilos'un olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kelimelerle öğretmezdi, davranışlarıyla öğretirdi. Bir tebessümüyle öğretirdi, bir bakışıyla öğretirdi. Hepimizin hayatında böyle çok önemli olmuş insanlar vardır, eğiticiler vardır. Zaten biraz sonra konuşmamda bunlara da değineceğim. O bakımdan Ahmet Bican Bey'i yüksek lisans ve doktora tez danışmanım olarak mutlaka anmak istiyorum. Onlar sürekli olarak bize Reşit Rahmeti Arat'ı anlatırlardı. Muharrem Ergin'i anlatırlardı. Faruk Kadri Timurtaş'ı anlatırlardı. Ve ben de o silsilenin bir ucu olarak biraz gurur duyuyorum. Yani Reşit Rahmeti Arat'tan el almış bir hocadan ben de yüksek lisans ve doktora yaptığım için kendimi biraz şanslı hissediyorum. Şimdi bugün için çok enteresan oldu. Serkan Şen hocamızı çok seviyorum. Peygamberimizin şöyle bir hadisi var. Sevdiğiniz insanlara sevginizi söyleyin. Ola ki aranızdaki sevgi bağı kuvvetlenir. Sevmediğiniz kişilere sevmediğinizi söylemeyin. Ola ki o insanla aranızda sonradan sevgi bağı hasıl olur. Yani sevgiyi söylemek serbest ama sevmemeyi söylemek de biraz durmak gerekiyor. Sonradan sevebilirsiniz veya ilişkiler iyi olabilir. Şimdi Serkan Bey'i kardeşim gibi görüyorum. O telefon edince seller sular durdu. Dedim ki Serkan kardeşim, Serkancığım, bugün eşim Süleyman Sami Hoca İlker annemi hastaneye götürdü.
O gün hastalandı annem. Yani bizim yanımızdaydı ama böyle birden ağrı girdi midesine ve acile götürmemiz gerekti. Cumartesine kadar ölüm olmazsa, Allah izin verirse programa katılırım dedim. Ve salı günü İlker annemiz vefat etti. Ve onu çok güzel uğurladık. Gördüs'te de hatıralarıyla, onun dostlarıyla beraber olduk. Ve yaramızı biraz sağaltmış olduğumuz için bu programa katılabildim. Sizlerle beraber olabildim. Ama Serkan Hocam bu program için ilk teklif ettiğinde, 29 Mayıs dediğinde zihnimde ilk beliren isim Fatih oldu. Fatih Sultan Mehmet oldu. Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir çerçeve çizmeliyim Türkçe için diye düşündüm. Sonra Muhammed İkbal hocamızla konuştuk ve konu başlığını bu şekilde belirledik. İstanbul ve Türkçenin yeni ufukları. Ben size Türkçenin eklerinden, köklerinden, filolojik ayrıntılardan söz etmeyeceğim. Öğrencilerime zaman zaman ilk 10 dakikada veya dersin son 5 dakikasında onların bireysel gelişimi için veya öğretmen olduklarında onlara neler gerekiyor zaman zaman söylediğim cümlelere benzer cümleler söylemek istiyorum. Ama bu Türkçe çerçevesinde olacak tabii ki ve geniş bir pencereden bakmaya çalışıyorum. Şimdi burada Elginkan Vakfı var. Az önce Hanife kardeşim söyledi, Elginkan Vakfı. Çok vatansever bir ailenin çocukları bu vakfı kuranlar. Onlar Elginkan Vakfı'nda, Manisa Şubesi'nde öğrencilere yönelik kurslar düzenliyorlar. İşte bilgisayar kursu düzenliyorlar, teknik okullarda kaynak kursu, buna benzer şeyler düzenliyorlar ve karşılıksız, biliyor musunuz? Oraya Elginkan Vakfı'nda kursa giden öğrenciler öğlen yemeğini bedava yiyorlar. Ne kadar güzel bir imkan. Ben orada Elginkan Vakfı'nda 5 yıla yakın bir zaman konuşma derslerine girdim. Konuşma derslerine girdiğim için yani Türkçenin seslerini anlattım, işte nasıl vurgu, tonlama, bunlar üzerine durdum ama aynı zamanda işte öğretmen adayları olanlar vardı, doktor öğrencilerimiz vardı, valilikten gelen vali yardımcıları vardı. Hepsine ortak olabilecek şeyler söylemeye çalıştım. O zaman gündemde olan bir kavram vardı. Paradigma. Paradigma. Yani bakış açısı, pencere, çerçeve. Bakış açımızı, penceremizi ve çerçevemizi ne kadar geniş tutarsak hayatı o kadar iyi anlayabiliriz. Ben bir parça size farklı bir pencere açmaya veya yeni çerçevelerden hem mesleğimize hem de hayatımıza bakmaya yönelik cümleler söylemeye çalışacağım. Bir sunu hazırladım. O sunuda yaklaşık 15 kadar, belki 15'i aşmıştır, 15 kadar yansı var. O yansılar çerçevesinde konuşmaya gayret edeceğim. Daha sonra da karşılıklı soru cevap biçiminde devam ederiz. Herhalde geldi, değil mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi bu ilk yansım İstanbul ve Türkçenin yeni ufukları. 24 Mayıs 1453, 29 Mayıs 2021. 400 küsur yıl geçmiş aradan. Şurada siz görüyor musunuz Fatih'in İstanbul'a ilk girişi? Bende kapalı ama siz görüyorsunuzdur. Sonra Sultanahmet, hemen onun altında Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğunda ve ilk gençlik çağlarında, belki 11-12 yaşlarında not defterlerine çizdiği çizgiler var. Tuğra denemeleri var. İnsan figürleri var, hayvan figürleri var gördüğünüz gibi. Ve hemen sağ tarafta da Fatih Divanı var. Şimdi bir çağ açıp kapayan bir Hakan'ın bir divanı var. Önce ona dikkat çekmek istiyorum. Hocam ne yapıyorsunuz?
Şivan. Evet, bu İstanbul Fatihi'nin sanatla ve edebiyatla ve düşünceyle ve estetik alanla ilgilendiği anlamına geliyor. Bununla ilgili sonra daha ayrıntılı konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle yaparsam tam ekran oldu. Bugün İstanbul'un 400 küsur dedim 568. yılı. Bugün İstanbul'un fethinin 568. yılı. Ya ben İstanbul'u alırım ya da ben İstanbul beni. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni diyen Fatih atamızın İstanbul'u Türkleştirdiği ve Türkçeleştirdiği gün. Neden Türkçeleştirdiğini açıklayacağım. Bu tarih aslında Batı Türkçesinin de yükselişe geçtiği tarih. Hani sizler Türk Dili Tarihi'nde özellikle Ahmet Bican Hoca'nın Batı Türkçesinin gelişmesiyle ilgili makalesini okumuşsunuzdur. Türk Dili Tarihi kitabında Batı Türkçesi bölümünü mutlaka okumuşsunuzdur. 13. yüzyılda başlatır Ahmet Bican Bey ve 15. yüzyıl Batı Türkçesinin eserlerle ortaya konduğu, yazı dili olarak kesinleştiği bir dönem. Ama 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar da Osmanlı Türkçesi dönemi diyoruz biz. Ben 1453'ü aynı zamanda Batı Türkçesinin yükselişe geçtiği tarih olarak da görmek istiyorum. Neden? Çünkü bu tarihten sonra İstanbul sokaklarında Türkçenin sesleri yükselecek. Çarşıda, pazarda, tezgahta, meydanda. Ve sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethettikten sonra hemen biliyorsunuz Topkapı'yı yaptırmaya başlıyor. Ve camiler yapılmaya başlandıktan sonra da camilerde Türkçenin sesleri yükselmeye başlıyor. Fatih Sultan Mehmet çok iyice cümlelerimin başında şunu söylemiştim. İyi bir rehber, iyi bir hoca hayatımızın bütününü etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu iyi hocalar elinde olmasaydı belki tarih başka bir şekilde oluşacaktı. Ama özellikle Akşemseddin'in, Molla Gürani'nin çok büyük etkisi olduğu biliniyor. Eğitim Bilimciler ve İlahiyat Fakültesi'nde çalışan hocalar ve bizim özellikle Süheyl İnver gibi hocalar ve İlber Ortaylı gibi hocalar Fatih Sultan Mehmet dönemini, Halil İnalcık, Fatih Sultan Mehmet dönemini çok iyi tahlil ediyorlar ve almak istiyordu. Böyle bir ülküsü, hayali vardı ama Akşemseddin onu doğru yönlendirmeseydi belki bu mümkün olmayacaktı. Çevresi, babası, özellikle ikinci Murat oğluyla onun eğitimiyle çok ilgileniyor ve gerçek anlamda örnek bir baba oluyor. Babası, hocaları ilme ve sanatkara değer veren karakterlerdi. Fatih onlardan öğrendi. Fakat Fatih de hocalarına yeni ufuklar açtı. Hani biz hocalarımızdan çok şey öğreniriz ama bazen hocalar da öğrencilerinden öğrenir. Hocalar da öğrencilerinden öğrenir. İşte Fatih de hocalarına yeni ufuklar açtı. Yani ülküleriyle, hayalleriyle. Saray kitaplığında 500'den fazla Batı kaynaklı kitap vardı. Batlamyus'un coğrafya kitabı Fatih döneminde Türkçe'ye çevrilmişti. Fatih, Latince, Yunanca, İtalyanca öğrenmişti. Arapça ve Farsçayı iyi derecede kullanmıştı. Bu arada Keldanice'yi de bildiğini söylüyor tarihi belgeler. İtalyan edebiyatına ve ilk dönem Yunan filozoflarına çok meraklı olduğu biliniyor ve onların eserlerini Latincesinden ve Yunancasından okuduğu biliniyor. Yani bir devlet adamının
donanımlı olması ne demek? Biz bunu Fatih'te görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Roma'nın kalbini zekasıyla deldi. Coğrafyada kalıcı olmak ise dil, kültür, sanat, edebiyat ve bilimle mümkün olabilirdi. Fatih bunu da yaptı. Alimlere, sanatkarlara değer verdi. Devlet adamlarının alimlere ve sanatkarlara değer vermesi ve onlara danışması istikbal için çok mühimdir. Şimdi yönetim açısını, yönetim inisiyatifini sanatkarlara, alimlere bırakmayan devlet adamları çok zayıf kalır. Onlar devletleri ve toplumları için geniş açılardan bakamazlar meselelere ve o toplumlar, o liderlerin yönettiği toplumlar bir şekilde yok olmaya veya yıkılmaya mahkum kalırlar. İşte Fatih'in İstanbul'u almasıyla İstanbul'u Türkçeleştirdi dememin sebebi onun ilme, kültüre, sanata ve bütün alimlere, sanatkarlara çok değer vermesi ve kendisinin de bütün bunları uygulamış olması. Böylece bir telif eser meydana çıkarma çabası görüldü ve bu Türkçenin gücünü arttırdı. Şimdi şu cümleyi de söyleyeyim, sonra yorum cümlemi söyleyeyim. Bu Sahmi Seman medreselerinin kurulması ve müfredatının çok düşünülerek hazırlanması ve bu medreselerde gökbilimci Ali Kuşçu'nun müfredat için sorumlu tayin edilmesi çok önemli. Ali Kuşçu'yu aynı zamanda Orta Asya'ya gönderiyor biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet. Astronomi gelişmeleri çok önemli. Çok ileri bir seviyede bu dönemde. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in hem o dönemin üniversitelerine hem o dönemin alimlerine, sanatkarlarına bu kadar itibar etmesi ve kendisi de bunun içinde olması Türkçenin gelişmesine büyük ölçüde etki etti. Hani klasik olarak söylediğimiz bir şey var bizim. Klasik edebiyatımız Arapça ve Farsça istilasıyla doludur. Evet bu doğru, bu doğru. Sanatkarlar, evet klasik şiirimiz böyle inşa edilmiştir. Fakat klasik şiirimizin, Türkçenin yaprak yaprak dalgalandığı çok güzel örnekleri de vardır. Klasik şiirimizde şairler istila derecesinde Arapça ve Farsça kelimeleri kullandılar. Ama sarayın içinde Türkçe tabiri caizse gümbür gümbür yaşıyordu. Sokakta Türkçe dalga dalga yaşıyordu. İstanbul'un alınması Türk toplumunu daha çok kendine güvenli hale getirdi ve daha çok üretken hale getirdi. O dönemde İstanbul Türkçesinde oluşan kalıpların, Türkçe kalıpların, hitabet biçimlerinin, işte insanların birbirlerine karşı davranış biçimlerinin, sözde davranış biçimlerinin kalıplaştığı ve günümüze kadar geldiği biliniyor. Şimdi az önce söyledim, bu çevre etkisi, yani hem aile çevremiz, hem okul çevremiz, hem arkadaş çevremiz hayatımızda çok büyük rol oynuyor. Olumlu veya olumsuz ama tabii bu etkiler. Olumlu veya olumsuz. Bizim olumlu yönde bizi etkileyebilecek çevrelerimiz var. Özellikle Türkiye'deki Türk dili ve edebiyatı çevrelerini söyleyeyim. Yani kendi çevremden örnek verdim. Ahmet Bican Bey dedim. Necmettin Hacı Eminoğlu'nu anmalıyım burada rahmetle. Hem yüksek lisansa hem doktora da derslerime girdi. Onun dışında biz mesela dilciyiz, Türk dilcisiyiz. Fakat biz mesela Umay Günay Türkeş'ten de ders aldık halk edebiyatı. Abdurrahman Güzel Hoca'dan
ders aldık. Ben mesela şeyden Ahmet Bican Bey'in Divan Ligati Türk'ü birlikte tercüme ettiği Ziyad Akkoyunlu. Irak Türkmenlerindendir o. Ziyad Akkoyunlu'dan da Arapça ders aldım, biliyor musunuz? Doktora derslerinden Arapça ders aldım. Çevre etkisi bu bakımdan çok önemli. Veya Saadettin Koca Türk Hoca'dan, Meliha Ambercioğlu Hoca'dan Farsça dersleri aldım. Mürsel Öztürk Hoca'dan. Bu bakımdan çevre etkisi çok önemli. Sözlerimin sonuna doğru bu çevre etkisini sizler nasıl değerlendirebilirsiniz? Biraz bunun üzerinde duracağım. Yeni ufuklara açılmak için komşu dilleri, dönemin bilim ve kültür dillerini bilmek gerekmektedir. Yeni ufuklar için dünyada ne olup bittiğini bilmek, bunun için de tercüme faaliyetlerine girişmek gerekmektedir. Türkçenin yeni ufuklarına Türkçe coğrafyasının genişlemesiyle ulaşılabilir. Uçsuz bucaksız bir Türkçe coğrafyası var bugün elimizde. Bu coğrafyada ama biz yüzyıllar boyunca tercüme faaliyeti yapmışız. Daha Orhun dönemi geçmiş, Uygur dönemine geçmişiz hemen ve Uygur döneminde Maniheist ve Budist metinleri anlayabilmek için bunları tercüme etmişiz. Serkan hocamız bunları çok iyi biliyor. Onlar üzerinde çalışmaları var. Bu tercüme faaliyetlerle dilinizin gücünü daha iyi görüyor ve kavramlara nasıl en isabetli kelimeleri bulabilirim diye yeniden zihinsel bir düşünme eylemine girişiyorsunuz. Bu sebeple tercüme faaliyetlerini çok önemsiyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı'nın son dönem askerlerinden birisi. Çok iyi yetişmiş bir asker, biliyorsunuz. Çok iyi Fransızca biliyordu. Bunun dışında Arapçayı da çok iyi biliyordu. Arapça ve Farsçayı da biliyordu. Yani konuşacak kadar değil belki ama özellikle Fransızcayı çok iyi biliyordu. Yani dünyayı anlamak için dil bilmek gerekiyor. Ve dünyada neler olup bittiğini görmek için de tercüme faaliyetlerine girişmek gerekiyor. İşte biz Türkler ta Uygur döneminden beri bu tercüme faaliyetlerini yapmışız ve bu tercüme faaliyetleriyle dilimize hep yeni kelimeler girmiş. Burada dil bilmeyi bir dilin boyunduruğu altına girmek anlamında kullanmıyorum elbette. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili Türkçedir, bilim dili Türkçedir ama yabancı dil öğrenmek çok önemlidir. Dünyayı anlamak için yabancı dil öğrenmek çok önemlidir. Şimdi Türkçenin yeni ufuklarına, Türkçe coğrafyasının genişlemesiyle ulaşılabilir dedim. Genel ağdan aldığım bir harita gelecek galiba şimdi. Hemen o Türkçe coğrafyasına bakalım. Benim emeğim yok bu harita üzerinde. Bakınız bu Türkçe coğrafyası. Yani doğudan batıya, Fatih Sultan Mehmet Tuna'ya kadar dayanmıştı biliyorsunuz. Aslında istese Tuna'yı geçebilirdi. Fakat bazı siyasi düşüncelerle Tuna'yı geçmediği söyleniyor. Tarihçiler böyle bir yorum yapıyorlar. Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir Türkçe coğrafyası var. Ve ben kendi öğrencilerime, kendi üniversitemde veya başka yerlerde anlattığımda diyorum ki Türkler kadar coğrafyada mesafe kat etmiş başka bir ulus gösteremezsiniz. Türkler kadar coğrafyayı yürüyerek kat etmiş başka bir ulus gösteremezsiniz. Yürüdük, yürüdük, yürüdük. Hep batıya doğru. Batıya doğru yürüdük. Şimdi Batı Türkleri, Türkiye Türkleri hem batıya doğru yüzlerini çeviriyorlar ama aynı zamanda doğuya doğru da. Geldiğimiz, yürüdüğümüz yollara yeniden yüzlerini çeviriyorlar. Bu yüz
Türkiye Türkçesi yüzü. Böylece 1990'lı yıllara geliyoruz. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Gorbaçov'un Glasnost ve Perestroika kavramlarıyla başlattığı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ndeki çözülmeyle tarih bize yeni bir pencere açtı. Bu yeni pencerenin açılacağını Mustafa Kemal Atatürk bize söylemişti. Bu coğrafyada bizim aynı soydan, aynı dilden kardeşlerimiz var. Bir gün bu birlik yıkılabilir. Yıkıldığı zaman bizim oradaki soydaşlarımıza karşı nasıl davranacağımızla ilgili hazırlıklarımız olması gerekir demişti. İşte bu devlet adamlığı. Yani uzağa görmek. Fatih gibi İstanbul ülküsü olmak. Uzağa görmek. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği o işarete biz 1980'li yıllarda ancak Ahmet Bican Ercilasun gibi hocalarla, işte diğer Dursun Yıldırım gibi hocalarla, Umay Günay gibi hocalarla ancak o bakış açısına kavuşabildik. Çünkü bunlar daha Sovyetler Birliği yıkılmadan Sovyetler Birliği'ndeki Türk lehçeleriyle ilgili olarak çalışmalara başlamışlardı ve öğrencilerini bu noktada yüksek lisans ve doktoraya yöneltmişlerdi. Bizler, Mehmet Kara, Türkmence çalıştı benimle birlikte. Himmet Biray rahmetli arkadaşım, Nergis Biray'ın eşi, Azerbaycan Türkçesi çalıştı. Ferhat Tamir var, Nuray Tamir'in babası, Kazak Türkçesi çalıştı. Çok değerli bulduğum bir hocam Hüseyin Özbay, Özbek Türkçesi çalıştı. Hülya Kasaboğlu Çengel, Kırgız Türkçesi çalıştı. Biz bu saydığım isimler Türkiye'de Türk lehçeleri üzerine çalışan ilk kişileriz, biliyor musunuz sevgili genç arkadaşlar? Ama biz kendi başımıza buna karar veremezdik. Bizi yönlendiren, bize rehber olan hocalarımızdı. Benim Türkmen Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi üzerine çalışmamı isteyen Ahmet Bican Bey oldu. Ben nasıl onun adını iftiharla anmam, değil mi? Evet, işte hazırlıklı olan sayılı insanlardan birileriydi onlar. Ahmet Bican Bey gibi, onun öğrencileri gibi. Mustafa Kemal'in işaret ettiği o güne gelindiğinde. Şimdi Orhun Vadisi ve burası İstanbul. Zamana da biraz dikkat etmek istiyorum. Evet. Evet, şimdi şurada dönüm noktaları olarak birkaç tarih söyledim. 1071, Türk tarihinin ve Türkçenin dönüm noktaları olarak görüyorum ben bu tarihleri. 1071, 1453, 1923, 1990 ve 2006 dönüm noktaları. Türkçenin dönüm noktaları. 1071 ile Oğuz Türkleri Anadolu'ya giriyorlar ve Oğuz Türkçesi Anadolu coğrafyasında yayılmaya başlıyor. 1453'te yazı dili olmuş Oğuz Türkçesi yükseliş dönemine başlıyor. 1923'te 7 düvelle mücadele eden Osmanlı Türk Devleti yıkılıyor ama arkasında Çınar yıkılıyor ama arkasında genç bir Filiz Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Cumhuriyet kuruluyor. 1923'te Türkçe için yeni bir dönüm noktasıdır ve yeni bir ufuktur. 1923 Türkiye Cumhuriyeti için ve Türkçe için yeni bir ufuktur. Türkler için yeni bir ufuktur. İkinci ufuk 1990, yani şeyden sonra 20. yüzyıldaki ikinci ufuk ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasıdır. Az önce sözünü ettim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılmasıdır. Tam olarak 92'de 93'te dağılmış oldu.
2006, nedir 2006? 2006 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Orta Asya Türklüğü ile ilgili bir şeyler yapma ihtiyacını duyduğu dönemdir, ama ondan öncesinde 1990 ve 92'yi de yazmalıydım. 1992 de bir dönüm noktasıdır. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın kurulmasıdır. TİKA. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'ydı ilk kurulduğunda, sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı oldu. Daha sonra akraba topluluklar oldu, TİKA. Akraba topluluklar oldu. 2006'da ise, bunu da bir dönüm noktası olarak görüyorum, Yunus Emre Enstitüsü kuruldu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında Türk Devleti resmi olarak Türkçe öğretmeye başladı. Bu da Türkçe için yeni bir dönüm noktası ve yeni bir ufuktur. Şimdi bu yansıya tekrar döneceğim. Bu resimleri göstermiştim. 1923'ü dönüm noktası olarak görüyorum dedim. Cumhuriyet'in ilanı ve sonra 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kurulması ve bilahare isim değişikliğiyle Türk Dil Kurumu adıyla faaliyetlerine devam etmesi Türkçenin en temel ufuklarından biri olmuştur. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bir devlet adamı olarak Türkçe'ye sahip çıkmıştır. Biz bugün Türkçe ile ilgili terimler konusunda, eğitim konusunda, tevhidi tedrisat konusundaki her şeyi Cumhuriyet dönemine ve Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Yani kadınların seçme ve seçilmesinden, eğitimde fırsat eşitliğine, üniversitelerin kurulmasına kadar her şeyi Cumhuriyete borçluyuz. Fakat bir devlet adamının Türkçe'ye sahip çıkması ve Türkçe için neler yapılabileceği ile ilgili bir heyet ve heyetler toplaması, onlarla istişare etmesi ve Türkçe'ye yön vermeye çalışması son derece mühim bir hadisedir ve çok değerlidir. Eğer 1932'den itibaren olan çalışmalar olmasaydı Türkçe bugün bu noktada olmazdı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonra 1990'ı da bir dönüm noktası olarak görmüştüm. Hem Sovyetler Birliği'nin dağılması, hem üniversitelerde Çağdaş Türkleşileri ve Edebiyatları bölümünün kurulması, hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden de yurt dışına öğrenci göndermesi, doktora yapmak üzere göndermesi Türkçenin önünü açmış, yeni ufuklar açmış ve Türkçenin bilimsel açıdan incelenmesi için bir ivme kazandırmıştır. Pek çok alandan öğrenci gönderildi 1990'lı yıllarda. Milli Eğitim Bakanlığı gönderdi. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden öğrenciler de vardı bunların içinde. Yurt dışına giden bu arkadaşlar Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya giden bu arkadaşlar doktoralarını tamamlayarak geldiler. Bilgilerini, tecrübeyle birikimlerini paylaştılar. Bilim ideallerini gerçekleştirme çabasına giriştiler. Ve aynı zamanda çok önemli filolojik eserleri tercüme ettiler. Nurettin Demir gibi, Ferhat Karabulut gibi, Mustafa Sarı, Nihal Çalışkan, Mevlüt Erdem ilk aklıma gelenler. Yani Nihal Çalışkan galiba doktorasını yurt dışında yapmadı ama İngiltere'de epeyce bir tecrübesi oldu ve İngilizce'den tercümeler yaptı. Çok değerli tercümeler bunlar. Şimdi bakın, Uygur döneminde, Uygur Türkçesi döneminde yaptığımız tercümeler ne kadar değerliyse, bu dönemde de 1990'lı yıllardan sonra da
filolojik tercümeler yapıldı. Batı'da neler oluyor? Dil bilim çalışmaları nasıl devam ediyor? Zihinsel olarak yeni pencereler açıldı. Bunu da çok önemsiyorum. TİKA'nın kurulması, Türkçenin yeni ufuklar açılmasının ilk adımlarından, bunu söyledim. Yunus Emre Enstitüleri'nin açılması. Ayrıca şunu da çok değerli buluyorum. Üniversitelerin tömerleri kuruldu. Türkçe öğretim merkezleri kuruldu. Biliyorsunuz ilk tömer Ankara Üniversitesi'nde kuruldu. İlk tömer Ankara Üniversitesi'nde kuruldu ve sonra bu örneklenerek başka üniversitelerde kurulmaya başlandı. Ve bu üniversiteler yurt dışındaki, özellikle Asya'daki üniversitelerde şeyler açtılar. Orada kurslar açtılar. Şu anda YÖK yabancı uyruklu öğrencileri Türkiye'ye davet etti. Onlara Türkçe öğretildi. Ve ayrıca Asya'da ve Balkan Üniversitelerinde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri açıldı. Bu Türkçenin yayılma ve işlenme gücünü arttırdı. Bakın, geç kaldığımız bir noktada 1990 yılından itibaren büyük bir toparlanma görüyoruz. Yani zihinsel bakımdan bir gelişme bu aslında. Zihinsel bakımdan. Ben hani Türkçe elden gidiyor, işte şöyle oluyor, yabancı kelimeler istila ediliyor falan diye feryat figan edenler var ya, ben onlara hiç katılmıyorum. Türkçe şu anda büyük bir ırmak olarak akıyor. Evet, yabancı dillerden kelimeler gelebilir ama gelen kelimeler zaten bizim sistemimize giriyor. Yani Türkçenin ses sistemine giriyor. Nasıl Arapça ve Farsça kelimeleri Türkçeleştirdiysek, kendimize ait hale getirdiysek, şimdi de İngilizce kelimeleri aynı şekilde Türkçeleştiriyoruz. Gönül ister elbette. Yani girmeden onlara karşılıklarını bulalım. Bunu da yapıyoruz. Terimleşme konusunda Türkiye çok iyi, Türk Dil Kurumu çok iyi. Geçenlerde Gürer hocamız da bir terim toplantısına katıldık. 80'den fazla terim kitabı basıldı dedi Gürer hocamız. Evet, yani Türk Dil Kurumu 80'den fazla terim sözlüğü bastı. Bu çok önemli. Bu bakımdan hem terimleşme hem tercüme faaliyetleri çok iyi bir noktaya geldi. Şimdi Yunus Emre Enstitüleri işlevsel olarak devam ediyor. Ve ben Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında bir Türkçe ordusu olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında bir üniversiteye dahil olmadan rızkını kazanmak için ya da işte memleketinde herhangi bir çalışma imkanı olmadığı için Almanya'ya, Hollanda'ya giden Türk işçileri var. Onlar orada çoğunlukla Almanca öğrenmediler. Ana dillerini ağızlarıyla birlikte orada yaşatmaya devam ettiler, biliyorsunuz. Yani oradaki yaşantı için belki bu olumsuz bir şey ama Türkçenin orada yaşaması için çok önemli. Şimdi Almanya'da pek çok şehirde market adları, kasap adları, işte lokanta adları hepsi Türkçe, biliyorsunuz. Bu vitrindeki Türkçe tabii ki. Yani bizim benim anlattığım bilimsel, ilmi içerikli ve gelişmekle ama bu da akan bir Türkçe. Bu da akan bir Türkçe. Bu sebeple Türkçe konusunda en iyi dönemlerden birisindeyiz diye düşünüyorum. Ama bu bizim hassasiyetimizi engeller mi? Hayır. Yani yabancı kelimeler karşısında elbette hassas olmaya devam edeceğiz. Elbette yabancı kelimelere yeni karşılıklar, yeni kavramlar bulmaya devam edeceğiz. Zaten bunun için de çalışmalar devam ediyor. Her meslek grubu, inanın genç arkadaşlarım, bu konuda canla başla çalışıyorlar. Ben Türk Dil Kurumu'nda terim komisyonunda, terim sözcükleri komisyonunda çalışıyorum. Tıp alanında hekimlerimiz o kadar Türkçeleştirme yapıyorlar ki, mühendislik alanında o kadar çok
Türkçeleştirme yapıyorlar ki yabancı kelimelere, özellikle tıp dilinde. Yani gündelik hayatta kullanılan yabancı tıp kavramlarına karşı Türkçe kelimeler üretiyorlar. Mesela şu anda yaptırdığım bir doktora tezi var. Bilgisayar mühendisliği alanında kullanılan Türkçe terimleri çalışıyor öğrencim. 6 tane bilgisayar mühendisliği alanında yapılmış doktora tezini taradı ve bu bilgisayar mühendisi arkadaşlar hangi Türkçe kavramları kullanmışlar, bunların ne şekilde türetilmiş oldukları üzerinde ayrıntılı olarak durdu. İyi bir veri elde edilecek. İnşallah basılır. Evet. Şimdi bu dönüm noktalarını söylemiştim. Bu dönüm noktalarında bir dönüşüm gerçekleşiyor. Aynı zamanda Türkçe için bir dönüşüm bu, eğitim için bir dönüşüm ve zihniyet için bir dönüşüm. Bu dönüşümü gerçekleştiren davranış biçimleri, en temel davranış biçimleri olarak şunları görüyorum. Merak, ilgi, kararlılık, sabır, yaratmak ve üretmek. Yani yaratmak derken şunu kastediyorum. Hiç kimseye benzemeye çalışmadan özgün olmak. Hiç kimseye benzemeye çalışmadan bir makaleyi, bir kitabı ya da bir aleti, bir aygıtı taklit etmeden kendine özgü bir şekilde onu meydana getirmek, üretmek. Bunu kastediyorum. Bu bakımdan bizim neyimize gerek, ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak demiyorum. Bunlar bizim için çok gerekli. Yapacağımız bütün çalışmalarda merak, ilgi, kararlılık ve sabır ve özgün yaratım, özgün üretme çok önemli. Bugün bir şey okudum, bir haber okudum. Sabah Türk Dili Kurumu'nun toplantısı başlamadan önce bir haber okudum. O da şu: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi'nin Makine Mühendisliği bölümünden mezun. Şu anda yurt dışında, Amerika'da pek çok çalışmaya katılmış, çok önemli işler başarmış bir öğretim üyesi var. Profesör Doktor Mehmet Toner. Onunla bir mülakat yapılmış. O diyor ki bütün çalışmaların temeli meraktır diyor. Bütün çalışmaların temeli meraktır diyor. Ben çok önceleri, 15-20 sene önce mühendislik alanlarında çalışan bir bilim insanını dinlemiştim ve o şöyle bir cümle kullanmıştı. Bilim hayal etmekle başlar. Bilim hayal etmekle başlar. Yani bilim somut bir şey veri itibariyle, ama onun ortaya çıkması hayalimize bağlı. Hayali meydana getirecek şey merakımızdır. Bu sebeple hayal etmeliyiz. Hayal etmeliyiz ve hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışıp çabalamalıyız. Şimdi burada az önce Ali Kuşçu'dan bahsettiğimizde dilimin ucunda Reşit Rahmeti Arat'tan söz ettim ama Yusuf Asacık'tan da söz edecektim. Evet, Yusuf Asacık bizim için çok kıymetli. Kutat Kubilik bizim için çok kıymetli. Ama Yusuf Asacık'ı benim gözümde kıymetli yapan başka bir şey daha var. Yusuf Asacık sadece söylemekle, yazmakla yetinmemiş. Dönemindeki bütün fen bilimlerini öğrenmiş, biliyor musunuz? Benim bu konuyla ilgili bir makalem var. Kutat Kubilik sempozyumunda sunamamıştım gerçi de, kitapta basıldı. Kutat Kubilik'teki astronomi bilgilerinin kaynağı diye bir yazım var, genel ağda var. Orada Yusuf Asacık'ın Kutat Kubilik'te bütün ay ve gökle ilgili, ay ve güneşle ilgili söylediği bütün sözleri taradım.
ve sonra orada verdiği bilgilerin hiçbirisinin tesadüfen söylenmiş bilgi olmadığını gördüm. Ve o dönemde kimler gökbilimi, astronomi ile ilgili çalışmalar yapmış, onlara baktım. Ve Yusuf Has Hacib'in %100 o gökbilimi ile ilgili kaynakları okuduğunu düşündüm. Gökbilimini okumuş, matematiği biliyor, cebir biliyor, geometri biliyor, felsefe biliyor. Farabi'yi, İbn Sina'yı okumuş. Bu sebepten biz dilciler olarak biz de felsefe okumalıyız. Mantık okumalıyız, matematik okumalıyız. Fizik okumalıyız. Mesela benim bu Hanife arkadaşımız söyledi, şurada yazıları var diye söyledi. Orada yayımlanan yazılarımdan birisinde o yazım şuydu. Osmanlıca için çoklu sebepler yazımın başlığı. İşte hani bir zamanlar liselere Osmanlıca dersi seçimlik ders olsun diye şey yapmışlardı ya. Seçimlik ders olsun diye. Ben de şunu söylüyorum, ana fikri şu yazımın. Latin alfabesi Türkçe'yi en iyi ifade eden bir alfabe. Dolayısıyla biz alfabe değiştirerek din değiştirmiş değiliz ki. Alfabe değiştirerek coğrafya değiştirmiş, kültür değiştirmiş değiliz ki. Biz bunu hep yapmışız. Orhun alfabesinden Uygur alfabesine geçmişiz. Uygur alfabesinden Arap alfabesine geçmişiz. Arada daha başka alfabeler değiştirmişiz. Gelmişiz sonra arkamızda 200 yıllık bir alfabe ıslahı bırakmışız. Alfabemizi değiştirmeye karar verdiğimizde. 200 yıllık bir Tolu'yu nasıl yazalım? Deniz'i nasıl yazalım? Hüseyin Kazım Kadri, İsmail Gaspırlı o kadar çok düşünmüşler ki bunları. İşte o yazımın sonunda yani romantik bir düşünce bu. Alfabe değiştirdik. Bir günde atalarının mezar taşını okuyamayan birisi. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir şey mümkün değil. O yazımın sonunda şunu söylüyordum. Siz Tanrı parçacığını aramaya devam edin CERN fizikçileri. Biz hala alfabeden metnin muhtevasına dönemedik diyordum. Yani biz o alfabe mi bu alfabe mi diye düşünerek zaman kaybedemeyiz. Kaybedemeyiz. Latin alfabesi Türkçenin seslerini şu anda en iyi ifade eden alfabedir. Evet, birkaç eksiği var. Nedir o? Kapalı E'yi göstermiyoruz. Zaten kapalı E ile kullanılan kelimelerin sayısı 25-30'u geçmez. Bir de ön damak ve arka damak ünsüzlerinin yani K ve K'nin, G ve G'nin belki ayrı bir sembole gösterilmesi gerekebilirdi. Onun dışında hiçbir kusuru yok bu alfabenin. Bu sebeple biz artık görüntüden, kalıplaşmış slogan düşüncelerden uzaklaşarak daha derin, zihinsel boyutları daha ayrıntılı düşüncelere dönmeliyiz ve etraflı bir okumamız olmalı. Sadece kendi alanımızı değil, yan disiplinleri, mesela sosyolojiyi okumalıyız ya da başka konuları okumalıyız. Ben mesela Serkan hocanızın makalelerini, Özen Hanım'ın makalelerini çok beğeniyorum. Edim bilimle ilgili makalesi var mesela Özen hocanızın. Yeni bir bakış açısı. Böyle çalışmalar yapmalıyız. Serkan hocanızın tarihi metinlere bakışı farklı. Yani böyle yeni bakış açılarıyla metinlerimize bakmalıyız diyorum. Yaratım ve üretme dediğim şey bu. Yani başkasının yaptığını taklit etmek değil. Düşünürsek ve emek sarf edersek her zaman yeni şeyler üretebiliriz. Acaba sıkmış oluyor muyum? Çok mu uzattım? Bakalım kaç yansım kaldı? Şimdi biz yürüdüğümüz bu coğrafyada yüzlerce, binlerce sayfa eser yazdık. Hem telif hem tercüme olarak. Dili işlemek, yazmak da mümkündür. Sözlü dil unsurlarını yazıya geçirmekle de. Gençleri yazmaya, araştırmaya,
sözlü kültür malzemelerini toplamaya ve Türkçe bayrağıyla yürümeye yönlendirmek gerekiyor dedim. Acaba var mı bir yansım daha? Evet, varmış. Türkçenin yeni ufukları ayrıca yeni zihinler ve zekalardır. Gençler Türkçenin yeni ufuklarıdır. Evet, evet, bu kadar. Benim cümlelerim bu kadar. Evet, kıymetli hocam, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sorusu olan kıymetli katılımcıları hem mesaj kısmından hem arzu ederlerse sözlü olarak alabiliriz. Tabii yani şöyle bir pasaj benim, daha doğrusu genele dair bir resim kaldı benim zihnimde. Fatih'ten Türkçe'nin ufuklarına başladığınızdaki gibi, yani merak meselesi. Hakikaten yani Fatih'i tarif edebilecek en güzel kelimelerden birisi. Ve bugün hem Türkçe'ye hem Türkçe'yle yapılacak olan bütün işlere ön ayak olacak, geliştirecek bir genç araştırmacıda olması gereken önemli özellik merak özelliği. Hatta bir batılı filozofun böyle bir anekdotunu hatırlıyorum kıymetli hocam. Bir sepetin içerisinde incir üstü kapalı hizmetçisi getiriyor galiba. Kokusundan mı anlıyor veya hizmetçisi mi söylüyor incir olduğunu, tam hatırlamıyorum ama inciri görüyor ama yine de itibar etmiyor. Alıp ısırıp onun tadını almak istiyor. Ancak öyle ben buna incir derim dercesine. Yani evet. Belki bu hastalık derecesinde bir merakmış gibi gözüküyor ama yani siz de takdir buyurursunuz kıymetli hocalarımız, yani araştırma yapanlar bunu görecek ki hakikaten yani sanki apaçık ortadaymış gibi olan bir şeyin bile şüpheyle peşine düştüğünüz zaman aslında arka planda çok farklı şeylerin çıktığını görüyoruz. Yani Fatih bence bunun çok önemli bir örneği, hem Türkçe açısından hem hayatı açısından. Benim tezim dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yaptırılmış bir tercümeyi çalışmıştım ben doktora tezimde. Halen daha güzel. Da devam ediyorum şu an kitaplaştırma sürecinde. Evet. Yani Fatih'in kütüphanesi, Fatih'in işte vakıf olduğu diller, onun oğluna 2. Bayezid'de kalan kütüphane ki Atufi kataloğunu yapmış bu kütüphanenin. Bugün katalog Macaristan'da. Almanya'da da geniş bir ekip tarafından çalışıldı bu katalog. Yani o sırf o kütüphane kataloğu aslında Fatih'in zihin dünyasını ortaya koyuyor. Evet. Çok farklı dillerden, batı dilleri başta olmak üzere ki hatta işte bugünkü bildiğimiz reform, Rönesans reform hareketlerinin kaynağının, yani ilmi açıdan kaynağının Fatih'in bu kütüphanesinde bir nüshası daha bulunmayan bazı eserlerden neşet ettiği söyleniyor. Daha bugün, mesela daha bugün çalıştığım bir eserin yani Fatih'in kütüphanesindeki 2 cildinin birisini biliyordum Süleymaniye kütüphanesinde, diğerini bugün buldum Viyana'da. Yani ve ta 1800'lerde 1700'lerde gitmiş bu kitap oraya. Evet. Yani biz zannediyoruz ki hani Osmanlı kütüphanesi çok daha geç dönemlerde batıya taşındı. Yani Cumhuriyet kuruldu, ondan sonra sanki insanlar attılar bu kitaplar oraya gitti. Hayır, çok öncelerden Avrupa ülkelerine bu kitaplar gitmiş. Türkçe açısından yani dediğiniz gibi bir insan mesela şunu çok düşündüm. Arapçayı biliyor, Farsçayı biliyor. Emir veriyor, diyor ki bu hikayeyi Türkçe'ye tercüme edin diyor. Bu eseri evet. Türkçe'ye tercüme edin. Yani niye diyorum mesela. Hani ya biliyorsun zaten yani divan, dediğiniz gibi divan kurmuş birisi, divan yazmış birisi. Arapça'ya Farsça'ya bilmesi gerekiyor divan geleneği, divan edebiyat geleneğine vakıf olması için. Yani burada bir bilinçli hareketin. Evet. Yani biliyor ki ben bunu tercüme ettirirsem, yani ben bir padişah olarak, ne diyelim, balığın başı olarak, hani derler ya balık baştan kokar, güzel kokarsa güzeldir balık. Evet. Balığın başı olarak ben bu işi teşvik edersem bu saraydan ahaliye de yayılır. Tabii ki. Halka da yayılır mantığıyla ben
hareket ettiğini düşünüyorum. Yani evet. Hakikaten İstanbul gibi bir şehri, hani biz Fatih sadece İstanbul'u fethetti. Yok. Yani burada nokta alıyoruz ama yani arkadaşlara, burada bizi dinleyenlere tavsiye ederim. O kataloğu bence incelemeleri gerek. Evet. O katalog yani İstanbul'un nasıl fethedildiğini gösteriyor. Tabii. Muhammed Hocam, ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi genç arkadaşlarımız bizi çoğunlukla dinlediler. Panorama İstanbul var İstanbul'da. Ya belki öyle bir gezi düzenleyebilirsiniz Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak. Oraya mutlaka gitmek lazım, Panorama İstanbul'a. Ve Fatih Topkapı'ya gitmek lazım. Fatih'in o ilk yansıda gösterdiğim defterleri var orada. Teşhir ediliyor. Bir de Anıtkabir'e gitmek lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu ve altını çizdiği kitaplara bakmak lazım. Yani devlet adamı olmak ne demek? Çünkü zihniyetle, zekayla ve kültürle devlet adamı olunuyor. Bu bakımdan tarihe yön veren devlet adamları ve hakanlar hem çok iyi yetişmişler hem çok iyi okuyorlar ve çok zekiler. Fatih Sultan Mehmet çok zeki ve çocukken hırçın, zekasından dolayı hırçın. Hocasının Molla Gürani galiba ya da Akşemseddin, hangisini bilmiyorum, sopayla onun yanına girdiği ve o sopayla bir hikaye anlattığı söyleniyor. Yaramaz olduğu için, hırçın olduğu için. Evet. Ama Anıtkabir'e de mutlaka gitmek lazım. Mustafa Kemal Atatürk de okuduğu kitapların altlarını çizmiş. O kadar çok Fransızca kitap okumuş ki hepsinin altını çizmiş. Evet hocam, zeka ortak miras. Evet. Fatih'te de olsa, Atatürk'te de olsa zeka ortak bir miras. Evet. Evet Serkan hocam, buyurun. Buyurun. Şimdi tabii Türk kültürünün dayandığı miras, kanlarına bilgelik sıfatını yakıştıran, vezirine bilgelik sıfatını da yakıştıran bir miras. Bu mirasın doğru şahısla buluştuğu anlarda Türk devlet geleneğinin yüksek hamleleri gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Evet. Fatih'e değindiniz. Ben de bir şey söyleyeyim dilerseniz. Bu tabii. Yeniçeri Ocağı'na devşirilen çocukların Türk ailelerinin yanında Türkçe öğrenme geleneği de Fatih'e mal edilir. Hatta evet. İşte bir divan toplantısında Fatih'e Türkçeyi yeterince dile getiremeyen hitaplarla seslenilmesi neticesinde Türk dilinin doğru öğrenilebilmesi için bu çocukların Türk ailelerinin yanına verilmesini Fatih özellikle emretmiştir. Dil milliyeti tayin eder arkadaşlar. Yani sosyoloji bilimi der ki bir toplumu millet yapan en önemli hususiyet dildir. Yani diğer hususlar bunun arkasından gelir. Din dahi dil vasıtasıyla nesiller arasında aktarılır. Böyle bir yerde durur. Şimdi benim başka bir noktaya daha değinmem icap ediyor. Çünkü konuşmanın başında sizin yazar kimliğinize de değindi arkadaşlar. Ben Eflatun isimleri okudum. Hatta hatırlarsanız kızım için size de imzalatmış idim. Gerçekten, tabii hatırlıyorum. Ben mesela işte o Tanpınar'ın mekanın insana sinmesi, maddenin ruhun maddeye sinmesi meselesini sizin hikayelerinize çok bariz olarak görüyordum. Kasabayı görüyordum. Yani o küçük şehir hayatının özelliklerini, mahalle, görüyordum. Sokak. Evet. O çok önemli. Şimdi bir sıkıntımız var. Buradaki kıymetli talebelerimize de ifade ediyorum. Biz bazen kendi merak alanımızla ilgilenirken, yani yeni edebiyat, eski edebiyat, dil konularıyla ilgilenirken Türkçenin lezzetini kaçırabiliyoruz. Doğru. Son dönemde gördüğüm sorunlardan bir tanesi de şu arkadaşlar. İşte yüksek lisans yaptırıyoruz. Öğrencimize yüksek lisans yaptırıyoruz. Tamam, işte konuyla alakalı meselelere çözüm üretebilmiş ama ortada Türkçenin lezzeti yok. Yani böyle bir taraf var. Şimdi bu Türkçenin doğru olarak ifadesini gerçekleştirebilmek her şeyden evvel bizlerin yükümlülüğü. Yani bir matematikçi de bunu belki hoş görebilirsiniz ama Türk dili ve edebiyatı alanında çalışan talebelerin hata yapması ya da Türkçenin lezzetinden uzaklaşması
çok hoş görülebilecek bir şey değildir. Şimdi bir, bu konuyla alakalı sizin görüşünüzü almak istiyorum. İki, ben biliyorum ki sizi dinleyenler arasında yazmaya meraklı gençlerimiz var. Bir de kıdemli gençlerimiz var benim gibi. efendim heves sahibi olanlara hangi önerilerde bulunursunuz? Serkan Hocam, ben kendi öğrencilerime hep günlük tutmalarını öneriyorum. Mutlaka günlük yazın diyorum. Eğer günlük yazmazsanız kaleminiz keskinleşemez. Günlük yazarak başlamak lazım. Sonra kendi istidatlarının nereye doğru olduğunu onlar bilirler. Hikayeye mi, denemeye mi, şiire mi, bunu görürler. Ama günlük tutarak olayları gerçekçi bir şekilde görmek, gördüğünü doğru olarak ifade etmek, ifade ettiklerinde herhangi bir eksiklik, fazlalık var mı, bunu yeniden kontrol etmek zihinsel bir eylemdir ve bu bizi geliştirir. Okumak ve yazmak aynı anda beynin hem sağ hem sol lobunu geliştiriyor. Sadece okursak bir taraf gelişmiş oluyor. Yazarsak her iki tarafı da geliştirmiş oluyoruz. Bu sebeple yazmaya çok ehemmiyet verilmesi gerekiyor. Yani kompozisyon dersleri falan vardı. Şimdi müfredatta Türk dili derslerinde ancak hocalar bunları işleyebiliyorlar ama mümkün olduğunca günlük tutmaya çalışırsa arkadaşlarımız çok iyi olur. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, yazmaya ve okumaya devam tabii ki. Evet, kıymetli katılımcılarımızın soruları veya katkıları varsa alabiliriz. Akif Hakkı el kaldırmış. Evet Akif Hakkı. Hocam öncelikle bu değerli ve kıymetli sunum ve anlatınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri bizlerle buluşturma ya vesile olan kıymetli Serkan hocamızı da saygıyla selamlıyorum. Evet. Hocam ben fazla uzatmadan sözü şunlara değinmek isterim. Biliyoruz Anadolu çok renkli kültürlere sahip bir coğrafya. Ve Türkçe'de bu coğrafyada gelişim göstermiş ve dünyanın dört bir yanına yayılmış bir dil. Siz kültür ve dil ilişkisi bağlamında Türkçe'yi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi kültürün taşıyıcısı dildir. Dolayısıyla dil ve kültür birbirinden ayrılamaz. Bizim dil malzemelerimiz, dil metinlerimiz aynı zamanda bizim kültür metinlerimizdir. Dille taşınamayacağı için, eğer dille taşınmazsa kültür olmaz zaten. Bu ikisi birbiriyle iç içe geçmiş durumdadır. Ama kültürün aynı zamanda yaşanan bir yönü var. Yaşanan ve işlenen bir yönü var. Şimdi mesela İstanbul kültürü dediğimizde ne anlıyoruz? Değil mi? Hani İstanbul kültürü dediğimizde mesela zarafet çağrışıyor bende. Davranışlarda güzellik, estetik çağrışıyor. Ya da işte mimari eserler çağrışıyor. Mesela bir eve girdiğinizde ev düzeni, İstanbul kültürü. Ya da İstanbul kadınlarının birbirlerine hitabı. Bu İstanbul kültürü ama bunları hep dille taşıyoruz. Davranış biçimleri, davranış kalıpları ortak bir benimseyişi olursa bu kültür oluyor zaten. Türk kültürü ama çok çok köklü bir kültür. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bir mesajla soru geldi Süleyman Yiğit. Hocam hangi hikayecileri okuyor diyor. Kimlerden besleniyor, kimlerin Türkçesini beğeniyor? Evet. Şimdi ben çocuk çağlarımdan itibaren Tarık Buğra okumaya başladım. Yani benim ilk okuma aşkım Tarık Buğra'dır. Tarık Buğra'dan etkilendiğimi söylüyorum. Neden? Çünkü babam eve tercüman gazetesi alıyordu. Ben ilkokul 3'e 4'e devam eden bir çocuktum. Evimize gelen tercüman gazetesini okuyordum. Ve Tarık Buğra orada yazıyordu. Tarık Buğra'nın yazılarını okuyordum.
Tarık Bora'nın köşe yazılarından hikayelerine geçtim. Ama Emine Işınsu ve Sevinç Çokum'la tanıştım daha sonra. Fakat ortaokulda Sait Faik'in hikayelerini okudum, Türkçe öğretmenim. Aziz Nesin'in hikayelerini okuttu Türkçe öğretmenim. Yani böyle bir okumaya karşı müthiş bir iştiyakım vardı. İlkokul, hani yönlendirici diyorum ya, rehber diyorum ya. İlkokul öğretmenim merhum Güngör Sivaslı, ilkokul 1'de çok çabuk okumayı yazmayı öğrendik biz. İlkokul 1'de bize ikinci dönem elimize kitap verdi. İlk 15 dakika hep kitap okuduk biz derste, birinci sınıfta. Böylece okumaya alışkın olduğum için Türk Edebiyatı'nın en iyi isimleriyle en erken tanıştım. Nihal Atsız'la orta 1'de tanıştım mesela. Nihal Atsız'ın romanlarını orta 1'de okumuştum. Ve Nihal Atsız'a özeniyordum onun gibi yazmaya mesela. Veya Tarık Bora gibi yazmaya özeniyordum. Ama bu arada komşularımız Kerime Nadir okuyorlardı aşk romanları. Abdullah Ziya Kozanoğlu okuyorlardı tarihi romanlar. Kolsuz Kahraman'ı okuyordum. İşte ne bilmem nerenin Cihangir'i onları okuyordum. Kerime Nadir'in romanlarını okuyordum. Yani çok yönlü bir okumam oldu. Ama yazmaya eğilimim olduğunu hemen ilkokulda öğretmenlerim anladılar. Anladılar. Ortaokuldan itibaren yazmaya başladım. Bir tasvir yazısı ödevi verdi Türkçe öğretmenim İnsel Güven. Fındık diye bir köpeğimiz vardı. Onu tasvir ettim. O zaman 1'den 10'a kadardı notlar. Öğretmenim bana 10 puan verdi. O güne kadar hayatımda hiçbir öğrencisine 10 puan vermemiş. Ben uzun yıllar o tasviri saklamıştım. Fındık köpeğimizle ilgili tasviri saklamıştım. Sonra öğretmen okuluna gittiğimde yine çok iyi hocalarım oldu. Ve artık üniversiteye geldiğimde de dergilerde yazılı hikayelerim yayımlanmaya başladı. Yani 12 Eylül öncesi kan ve barut içindeyiz ve biz dergilerde hikaye yayımlıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Evet, böyle. Evet, Leyla Taner, bir katkı, soru. Evet, buyurun. Mikrofon kapalı. Şu an açık. Merhabalar hocalarım, hepinize hayırlı akşamlar. Hocam, Türk dilinin kültürel bir dil olduğundan bahsettik. Diğer Türk devletleriyle bir Türk birliği sağlanması konusunda hakkında bir çalışma var mı? Varsa hangi aşamada? Evet. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Şimdi bu konuda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortak Türk yazı dili ile ilgili çalışmalar başladı. Daha 1991-92'de ve bunların başlatıcısı benim hocam Ahmet Bican Erciles'in ve ben bu ilk toplantılara Gazi Üniversitesi'nde olduğum için hep katıldım. Hem bir ortak alfabe benimseme hem de ortak Türk yazı dili oluşturma için. Fakat sosyalist sistemden çıkmış insanlardı ve onları Türkiye Türkçesine doğru yönlendirmek sanki bir baskı gibi algılanabilirdi. Böyle bir değerlendirme yapıldı ve bunu doğal akışına bırakmak gerektiği düşünüldü. Zaten biz istemesek de Orta Asya'dan gelen bilim insanları, işte sanatkarlar Türkiye Türkçesine karşı bir eğilim duyuyorlar. Yani biz istemesek de. Bu sebeple zorlamadan doğal akışı içerisinde bir gün ortak Türk yazı dili olacaktır. Büyük ihtimalle bu ortak Türk yazı dili Batı Türkçesinin son dönemi olan Türkiye Türkçesi olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Bir şey değil. Evet, Mustafa Ay söz istiyor. Buyur Mustafa. Teşekkürler hocam, güzel sohbetiniz için. Konu ortak devletlerden açılmışken benim şöyle bir düşüncem var hocam, bilmem katılır mısınız, siz ne düşünürsünüz? Türk Konseyi var hocam, biliyorsunuz. Evet. Bu Türk Konseyi'nde hocam tıpkı Türkiye'deki Türk Dil Kurumu gibi bu konseye üye diğer Türk devletleriyle Türk devletler arasında ortak bir dil kurumu
kurulmasına yönelik benim bir düşüncem var hocam. Yani böyle bir kurul kurulursa veya işte bu kurul aracıyla işte ortak bir söz varlığı, yani bütün Türk devletleri arasında ortak bir söz varlığı, işte bir kelimeye Türkiye'de farklı bir nesneye Türkiye'de farklı bir isim verilirken işte Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da farklı isimlerle adlandırıyoruz bunları. Ortak bir söz varlığı en azından. Böyle bir kurul kurulabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Kurulması gerekir mi? Teşekkür ederim. Yani kurulabilir tabii ki. Yani bunlar çok güzel düşünceler. Ahmet Bican Bey, Türk ortak pazarı kurulması gerektiğini düşünürdü ve bunları yazdı. Makaleler kitaplarında da var, güncel yazılarında da var. Yani biz hani Avrupa ortak pazar AET vardı bizim gençliğimizde, sonra ortak pazar oldu. Neyse, bir Türk ortak pazarı pekala kurulabilir. Karşılaştırmalı Türk Leşçileri Sözlüğü yapıldı. Ortak sözler bir araya gelsin diye biliyorsunuz. Kültür Bakanlığı'nın, Namık Kemal Zeybek'in Kültür Bakanı olduğu dönemde yapıldı. Yani ilk çalışmalar, ilk hamleler çok güzeldi. Merhum Süleyman Demirel bu çalışmaları çok destekledi. Fakat şöyle bir gerçek var dünya coğrafyasında. Özellikle Kazakistan'ın bulunduğu coğrafya çok zor bir coğrafya. Doğu Türkistan'ın başındaki gaileleri ve jenositi görüyoruz ve buna tanık oluyoruz. Belgeleri ortada. Şimdi ben 2016 yılında ve 2018 yılında Kazakistan'a gittim. Ama ilk Orta Asya'ya gidişim 1998'de Mehmet Kara ile birlikte gittik. Oraları gördükten sonra Türk coğrafyasının, özellikle Kazakistan coğrafyasının çok zor bir coğrafya olduğunu ve kültürel hamleleri gerçekleştirebilmek için olağanüstü çabaya ve gayrete ihtiyaç olduğunu daha iyi gördüm. Daha iyi gördüm. Çünkü orada Türkiye'ye doğru bir adım atsalar, attıkları her adımı durdurmaya çalışan bir başka devlet var orada. Bir taraftan Çin var, bir taraftan Rusya var. Öyle büyük oyunları ve kurguları var ki onların, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da büyük kurgular kurmamız gerekiyor. Ve bunları gerçekleştirmek çok siyasi deha gerektiriyor. Mesela 1986 veya 87'de Kazakistan'da büyük olaylar oldu. Ve bu şeyde yüzlerce, 3000 civarında Kazak genci öldü. Ve dünyanın haberi olmadı, biliyor musunuz? Dünyanın haberi olmadı. Kazakistan'a gittiğimde bunu çok iyi anladım. Orada insanları yok etseler hiç kimsenin haberi olmaz, biliyor musunuz? Hür dünyayla bağları koparmak o kadar kolay ki. O sebeple onların kendi doğal zenginlikleri, maden zenginlikleri, yeraltı zenginlikleri, doğal gaz zenginlikleri kendilerine dönmeli. Zihniyet olarak Sovyetler Birliği'nden kalmış zihniyetler ve kilitleri kırmaları gerekiyor. Bunun için zamana ihtiyaç var. Ama Türkiye'nin güçlü olması her şeyden önemli. Şimdi başımıza gelenleri, oynanan oyunları, izlerini görüyoruz. Bizim bulunduğumuz coğrafya çok zor bir coğrafya. Çok zor bir coğrafya. Şimdi bunu söyleyecektim ama yine de şey olmasın diye siyaseten belki sona kalabilecek bir cümleydi bu. Söylemedim. Ama şimdi söylüyorum. İstanbul'un alınmasının acısını Batı unutmadı, unutmayacak. Unutmayacak. Zaman zaman gündeme geliyor. Üç dilli Vatikan yöntemi, İstanbul'da bir idare kurmak istiyorlar. Değil mi? Hristiyanlardan, Yahudilerden, Müslümanlardan müteşekkil bir şey yapalım diyorlar. İstanbul Türk kalmalı, İstanbul Müslüman kalmalı. Bu da bizim bu coğrafyada bilinçli olmamıza bağlı. Yani eğitim bu bakımdan önemli.
eğitilmiş insanları aldatamazsınız. Kimi aldatırsınız? Cahil insanları aldatabilirsiniz ve kafası kilitlenmiş insanları aldatabilirsiniz. Yani mankurtlar bir şey anlayabilir mi? Tarihte mankurtlaştılar insanları. Ama şimdi televizyon yayınlarıyla, Instagram'la, başka iletişim araçlarıyla mankurtlaşıyoruz, değil mi? Hepimizin oyalanacağı çok şey var. Ama büyük meseleler de var. O büyük meseleler büyük oyuncularla oynanıyor. Evet. Evet kıymetli hocam. Bir soru daha var. Selin Ö yazıyor ama gerisini okuyamadım, kusura bakmasın. Aslında iki soru, birincisini cevapladınız. Kimlerden yazarlığınız sürecinde feyiz aldınız, yakın bulduğunuz. Günlük, tabii hiçbir soru bu da, günlük yazmamızı tavsiye ediyorsunuz diyor ama bu aralar pandemiden ötürü her günümüz birbirine müsavi diyor yani. Her gün diğerinin aynı diyecek değil mi? Nasıl günlük yazalım? Yazarken günlük, yazının içerisine kurguda katmalı mıyız gibi bir... Tabii ki. Evet. Hayallerinizi katın. Hayallerinizi katın. Şimdi bir öğrencim vardı. Hiç umulmadık bir zamanda başına bir sürü işler geldi ve evinden çıkamadı. Onun evinden çıkamaması bana çok dokundu. Çünkü diyordu ki gökyüzünü özledim. Diyordu ki caddelerde dolaşmayı özledim. Ne demek diyordum? Yani gökyüzünü özlemek ne demek? Caddelerde dolaşmamak ne demek? Sonra evlerin içinde kalınca onu çok daha iyi anladım. Şimdi hayal kurabiliriz. Yapraklara bakabiliriz. Penceremizin önündeki yaprak, filiz. Mesela bizim evin, Manisa'daki evimizin arka balkonunda küçük minyatür bir zeytin var. Saksıda. Zeytinin yapraklarında her gün minicik bir damla oluyor. Ama bu damla yapraklarda değişiyor. Bir gün bir yaprakta, bir gün diğer yaprakta oluyor. O damlaları gözlüyoruz her sabah. Kaç damla birikmiş diye. Bunu yazabilirsiniz. Yaprakları, kuş seslerini, sığırcıkları, serçeleri, bunları yazabilirsiniz. Günlük. Yani günlük yazmak, kalktım, yattım, okudum, yemek yedim, yemek yaptım değil. Böyle algılarınızı, düşüncelerinizi, intibalarınızı, izlenimlerinizi yazabilirsiniz. Evet. Yani her şeyin bireyi herkesleştirdiği hızlı bir süreç zaten yaşıyorduk. İyice hızlandırılmış sürece girdik. Öyle enseyi karartmamak gerekiyor herhalde. Dediğiniz gibi o küçük yaprakların üzerindeki küçük su damlacığını aramamız gerekiyor hayatta. Evet, evet. Evet. Bir soru daha var hocam. Yine buradan liselerde Türk lehçeleri dersi verilmesi gibi bir durum ileride olur mu, olmalı mı diye Ayşe Gülnihal Hanım tarafından sorulmuş. Vardı. Biz ben Gazi Üniversitesi'ndeyken Milli Eğitim Bakanlığı için yazdığımız Türk dili kitaplarında Türkmen Türkçesinden, Azerbaycan Türkçesinden metinler, örnekler koymuştuk. Vardı. Ama sonradan kalktı mı bilmiyorum ama biz hazırlamıştık, kitaplarda vardı. Türk lehçelerinden örnekler vardı. Yani evet. Şu anda Milli Eğitim müfredatını bilmiyorum. Liselerdeki edebiyat derslerinin, ama gene de olması gerekiyor. YouTube üzerinden bir soru var. Tabii çok özel bir soru. Astronot ve kozmonot kelimesi için Türkçe bir terim önerisi var mı acaba? Demiş Bülent Düdükçü, evet. Katılımcımız. Evet, evet. Bunun için çalışıldı epeyce. Bir astronot için gökmen dendi, göker dendi. Olabilir yani bunlar. Yani, ama gök kelimesi mutlaka var. Gökmen, göker. Evet. Bunlar önerildi. Evet, şu an için başka bir sorumuz gözükmüyor buradan veya YouTube'dan. Eğer yok ise ben Hanif Hocam'a sözü bırakacağım. Hanif Hocam burada herhalde. Evet, Hanif Hocam buyurun.
Hocam sizi yorduk. Tekrar ağzınıza sağlık. Zahmet ettiniz bizleri. Estağfurullah. Öğrencilerimizin de tabii taleplerini geri çevirmediniz. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Öğrencilerimiz adına. Bu toplantıların tertiplenmesinde katkıları olan başta bölüm başkanı Profesör Doktor Selçuk Çıklı hocama, yine öğretim üyesi hocalarıma ve tabii ki renklendiriyor öğrencilerimiz katılımlarıyla bu toplantıları. Öğrencilerimize, öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar ağzınıza sağlık. Sizin eğer hani toplantıyı sizin sözlerinizle sonlandırmak isteriz. Varsa yine bir eklemek istediğiniz bir şey hocam, buyurun dinleyebiliriz. Evet, ben sadece hayata sevgiyle ve iyilikle bakmak gerektiğini, iyi niyetle bakmak gerektiğini söyleyebilirim. Zorluklar böyle baktığınız zaman kolaylaşır, üstesinden gelmek kolaylaşır ve hiçbir zorluk kalıcı değildir. Evet, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bir şey değil. Evet, kıymetli hocam, bizim aynı zamanda Mart ayından beri süre gelen son programımızdı bu. 10 programlık bir Türkoloji konuşmaları tertip ettik ve son programda katılımcılarımızla da bu dönem için vedalaşıyoruz. İnşallah bir sonraki dönemlerde de devam ettirmeyi ümit ediyoruz. Tabii bölümümüzün de kıymetli hocaları buradalar. Yavuz evet. Hocamı, İknur Tatar hocamı, Serkan hocam buradaydı. Yine başka Selçuk hocamı söyleyeyim unutmadan. Selçuk Çıklı hocamız, bölüm başkanımız. Rahatsız ben de selamlıyorum için, onları. Rahatsız olduğu için katılamadı. Normalde her programda hocamız buradaydı. Evet. Ümit ederiz ki mühim bir rahatsızlık değildir. Geçmiş İnşallah. Olsun diyelim. Selamlarını iletti o da. Kıymetli hocalarımızın da görüşleri, katkıları, efendim nihayete dair söylemek istedikleri şeyler varsa dinlemek isteriz. Evet. İlknur Hocam, Yavuz Hocam, Serkan Hocam. Ben Ayşe Buyurun. Hocama, kıymetli ablama evet. bu sık zaman içerisinde vakit ayırıp bizleri kırmadığı için tekrar teşekkür ediyorum. Bir şey değil, estağfurullah. Allah yüzünüzden gülümsemeyi hiç eksik etmesin. Hepimizin, sağ olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. İnşallah bu salgın geçer. Sizi Samsun'da yüz yüze ağırlamak da nasip. Denizi görmek isterim. İnşallah. İnşallah. Selamlar hocam, saygılar. Aleyküm selam. Sağ olun. Ben de iyi akşamlar diliyorum Ayşe hocam. Sağ olun. Bu akşam bizimle oldunuz. Arkadaşlarımızdan bizler de yararlandık. Özellikle yazarlık serüveninizi ben de heyecanla takip ettim. Evet. Yani sizin beslendiğiniz kaynaklar sanırım bizim arkadaşlarımız da bizler de benzer kaynaklardan beslendik. Evet. Özellikle Sevinç Okumu söyleyince, Hilal görününce evet. Benim çok evet. hoşuma giden bir romandı. Çok güzel bir romandır yani o. Paylaşmak istedim bu vesileyle. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Evet bir İknur Hocam buyurun. Buyurun hocam. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ben de Ayşe hocama çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Hem yazarlık yönünüz hem de gençlerimize Türkçe açısından gösterdiğiniz ufuk çok kıymetliydi. Ben de yurt dışında Türkçe öğrettim. Evet. Yunus Emre Enstitüleri projelerini de biliyorum. Dolayısıyla evet. dediğiniz hocam çok doğru. Türkçenin ufku şu an gerçekten çok açık. Evet. Tabii çok daha başlardayız. Yani bir İngilizce ile karşılaştırıldığında evet. Gerilerdeyiz. Ama bu sevgi dilinin özellikle yabancıların söylediği şöyle bir şey var. Türkçe çok güzel bir müziği var diyorlar yabancılar evet. genellikle. Evet. Bu müziğin İngilizce ile karşılaştırıldığı da tabii ki ilim dili değil henüz ama olacaktır diye inanıyorum. Hı hı. Bu anlamda ilhamımızı zenginleştirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Aynı zamanda emeği geçen tüm dostlara da, öğrencilerimize de sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. Evet. Evet. Son olarak hocamıza teşekkür belgemizi de takdim etmek isteriz.
Onu da ben katılımcılarımızın müsaadesiyle ekrana yansıtıyorum. Evet, şu an görünüyor sanırım. Evet, çok teşekkür ederim. Çok zahmet ettiniz. Biz teşekkür ederiz hocam. Tekrar ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Saklayacağım. Evet, kıymetli katılımcılarımıza, kıymetli hocalarımıza, Ayşe hocamız başta olmak üzere tekrar teşekkür ediyoruz. Yoğun bir katılımla Mart ayından bu yana sürdürdük programlarımızı. Verimli olduğunu, verimli geçtiğini ümit ediyorum kıymetli katılımcılar için. Alanımızın mühim isimleriyle, önemli isimleriyle sizleri buluşturmaya çalıştık, gayret ettik. Ümit ederiz ki hoş bir sada bırakabilmişizdir gönüllerde. İnşallah bir sonraki dönemlerde, eğitim öğretim döneminde dediğimiz gibi devam edeceğiz. Malumunuz bu programımızın bir katılım belgesi, katılım sertifikası var idi. %80 katılım şartı arıyor idik, başta söylemiştik. Bu %80 meselesini sağlayan katılımcılarımıza da inşallah ilerleyen süreçte e-postalarına biz göndereceğiz katılım belgelerini. Takipte kalsınlar. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim bütün hazirundan. Görüşmek üzere, hoşça kalınız. Hayırlı geceler hocam. Hepinize. Hoşça kalın. Hocam. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Arzu ederseniz günün anlam ve önemine binaen bir hatıra fotoğrafı alalım. Olur, alalım. Evet, onu unuttuk. Evet, Akif Hakkı. Akif Hakkı bizi güldürmeden göndermeyecek hocam yani. Evet. Evet, ben de aldım. Hayırlı geceler, ayrılıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Kapatıyorum. Hı-hı. Teşekkürler hocam. Tamamdır herhalde Akif Hakkı. Ben de kapatıyorum buradan. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Tamam.